Ne oldu? Ne olacak? Görmüyor musun? Resmen büyülemiş kocamı. Senin kocanın hiç kabahati yok yani. Saptır Engin. Kandırmıştır kesin. Ya ne diyorsun Dilek ya? Hala saf diyorsun ya, delirteceksin beni kızım. Burada bir tane saf varsa o da sensin. Engin'e baktıkça Cihan'a kuruluyorum zaten. Bir şey mi dedin aşkım? Bir şey demedim. Yemeğini yesen. Cihan dediğin gibi geldi de. Sorun ne? Yok bir sorun. Ya da var ya, sorun sensin. Erkek milletinin topu sorunsunuz abi. Oldu mu? O yüzden yemeğini yesen. Allah'ım sen bana sabır ver yarabbim. Ya şimdi yolayacağım saçını başını. Tam arkanda ben varım, merak etme sen. Ya Merve burada olmasa ben bilirdim yapacağımı da. Merve burada. Bu ne bakıyor böyle ya? Seni çağırıyor. Gideyim bari, ayıp olmasın. Git git. Git, ben bakıyorum, sen git. Beğendin mi doğum günü partimizi Tarık Sönmez? Evet, çok beğendim. Gerçi davet edilmeden geldiğimi öğrenince biraz canım sıkıldı ama olsun artık. Ha. Nasıl öğrendin? Kızın arkadaşımın cazibesine dayanamayıp gerçeği ağzından kaçırmış. Ya ben de bilmiyordum Merve'nin işi olduğunu. Onu mutlu görünce de bozamadım. Olsun canım, boş ver, önemli değil. Kusura bakma, ben gidiyorum, sana hoşça kal demek istedim. Aa, niye, işim mi var? İşim yok, işim yok ama... O zaman kal. Bak daha pasta keseceğiz. Kalmamı istiyorsun yani? Geçen gün bana o kadar yardımcı oldun. Ağlamamı, sızlamamı da çektin. Kızımın sevdiği sanatçıyı da getirdin. Bir pastamızı yersin artık. Ha, bir dilim pastayla işi çözerim diyorsun. Büyük bir dilim ama. Çok güzel vallahi, çikolatalı, parça çikolatalı yaptırdım. Sen var ya. Kaç katlı biliyor musun sen? Bayağı uğraştırdım yani adamları. Kreması mremesi çok güzel. Rahat bıraksan huzurumu anlatamam. Kaç haftadır bir nefes aldırmadım ama karşındaki de insan. Bir gün gelir kendimi tutamam. Rahatsız ediyorsun evden, cepten, internetten. Bahanen bile hep etten, püften. Sebat ediyorum ırbat. Engin, birazcık da kızınla ilgilenir misin lütfen? Ya tamam, geleceğim. Dilekçim, biz biraz derin konulara daldık kocanla. Serbest bırakacağım biraz. Vallahi hiçbir derin konu kızımızdan daha önemli değildir bence. Ya Dilek, hadi sen git şimdi, sonra konuşuruz. Hadi. Ne oluyor burada ya? Rahatınızı zannediyorsunuz siz burada. Sen ne şerefsiz bir adamsın ya. Senin karın burada, çocuğunun doğum günü orada. Sen kalkmışsın burada metresinle fingir diyorsun. Yazıklar olsun. Sen ne metresi, ne şerefsizliği, ne diyorsun ya sen ya? Hele ben bunu senden hiç beklemezdim be. Bir de bana yardımcı oluyordun. Meğer arkamdan kuyu mu kazıyormuşsun? Direkt sen yanlış anladın. Kes be, yeter. Kimi kandırıyorsun sen ya? Ben bilmiyor muyum? Kaç defa söyledim sana Engin'le boşanmamak için elimden geleni yapıyorum, bana yardımcı ol diye. Nasıl yaptın bunu ya? Hiç mi için sızlamadı be kadın? Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Siz yanlış anlıyorsunuz ya. Ben Seray Hanım'la daha yeni tanıştım. Muhasebecisi olmak için teklifte bulunuyordum sadece. Yalan! Dilek. Kocan doğru söylüyor. Engin Bey'le biz de tanışıyoruz. Az önce yardım istedi aracı olmam için. Dokunma bana. Ya neden? Neden ayrılıyorsunuz?
bilirim. Ben öyle söyledim ama henüz kesin bir şey yok. Yalan söyleme bana. Duydum seni. Yavrum bak, anneler babalar arada bir anlaşamazlar. Böyle şeyler olur. Ben sana daha sonra açıklayacağım bunu annem için. Başkalarının anne babası ayrılmıyor ama. Ayrılmıyor. Merve. Merve. Gelmeyin peşimden. İkiniz benden nefret ediyorum. Bu olayı da kendine benzettin.